Şimdi muhasebeci evet, miydi şimdi senin arkadaşların? Çok ağır konuşuldu bu. Yani şöyle bir şey yapmıyorlardı hani. Hoppa. Şarkı söylemiyorlardı. Bir hafif bir narsizm var mı sana? Yok, narsizm yok canım yani. Burcu ne? Ya şu an tabii birdenbire üstüme geldi. Ama çünkü yani röportaj kızlar. Kötü oldu. Tabii lütfen size verin gelsin. Bir şey yapmıyorlar derken şimdi şöyle, biz lise grubuyduk. Liseden beraber çıktık. Son derece iyi arkadaşlardık. Tabii ki de olağanüstü kötü günler yaşadığımız zaman hep beraberdik. Beraber yedik, işte 1 lirayı paylaştık. Olağanüstü bir arkadaşlık geçirdik. Ama sonra hani mesela albümlerimizde hiçbir enstrümanı çalmadılar mesela. Vokal yapmadılar. Biliyorlardı mıydı, çalmadılar? Biliyorlardı ama hani çalmıyorlardı. Bildiğin sana hamal muamelesi yapmışlar ya. Sen sırtlamışsın, seferata götürüyorsun. Onlar arka planda aslında çok güzel çalışıyorlardı. Hani nasıl çalışıyor derken, işte menajerlik olarak işte ne bileyim para işlerine çok yatkınlardı. Ben o kadar değildim. Çok güzel gidiyordu. Ne zaman işte ben bir dans yarışmasına katıldım. O tek biraz evet orada. Öne çıktım biraz. Birkaç iş gelmeye başladı. Onları kabul edeyim mi acaba dedim. Yok canım, ne ediyorsun, grupsuz olmaz falanlara girince olay artık yok, ben artık gireyim ya. Ya demek ki gruba girmek, girmemek lazımmış müzik işinde. Bir telefonumuz var. Gecenin ilk telefon bağlantısı. Alo. Alo. Gruptakilermiş. Bir telefonumuz var. Gecenin ilk telefon bağlantısı. Alo. Alo. Aman alo. Merhaba. İyi akşamlar Mesut Bey. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Alo. Buyurun efendim, ben duyuyorum sizi. Siz beni duyabiliyor musunuz? Emre İpekoğlu. Pek. Almanya'dan arıyorsunuz bizi. Tabii ben arada bayağı bir mesafe evet, var. Duyuyorum. Buyurun, biz sorunuzu alalım. Evet, ben Oktay Bey'e bir sorum olacaktı. Hemen sorabiliriz. Oktay Bey'deyiz. Dinliyorum. Oğlu, iyi akşamlar Oktay Bey. İyi akşamlar, merhaba Emre. Merhaba, sizi severek izliyoruz. Teşekkür ederim. İlk başta söyleyeyim de. Teşekkür yani, ederim. Yani dizilerini sen çok seviyoruz. Benim sorum olacaktı işte. Yeni bir dizi projeniz var mı acaba, onu soracaktım. Vallahi şimdi Nuri'yi bitiriyoruz. İşin doğrusu iki bölüm sonra Nuri bitecek ama ben biraz dinleneceğim. Yani hemen bir dizi yapma niyetinde değilim. Biraz topa basma niyetindeyim. Biraz işte sinema, tiyatro, işte biraz elim kalem tutar onlarla uğraşacağım. Biraz nefes alacağım, dinleneceğim. Ondan sonra artık belki çok sevdiğimiz bir şey çıkarsa karşımıza, çok inandığımız, iyi olacağına inandığımız bir şey olursa neden olmasın? Baba Eylül'e görürüz Oktay'ı bir yerde. Rahat durma. Yani televizyon ben de çok böyle yok herhalde. Kaç tane aktör var abi, gözünü seveyim. Yok sadece. Estağfurullah, çok aktör var canım. Çok yetenekli insanlar çıkmaya vardır başladılar. Mutlaka. Yani özellikle gençleri ben çok seviyorum, çok bayılıyorum. Yani hakikaten çok yetenekli çocuklar. Kimler çıktı. Var? Yani bir sürü insan var, hepsini sayabilirim. Şimdi bir tanesi eksik kalırsa olmaz. Diğeri gücenir. Ama evet, ama Emre çok sana teşekkür ediyoruz sorun için. Oktay'dan devam ediyoruz. Emre iyi akşamlar, teşekkür ederim. ama yani ben yeni gelen gençliğin, oyunculuk yapmak üzere hevesli gençliğin ve yetenekli çocukları görünce hakikaten çok umutlanıyorum, çok hoşuma gidiyor. Ben onlarla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü bir takım şeylerin artık değiştiğini görmeye başlıyorsun onlarla birlikte. Neler değişiyor? Bir kere oyunculuk denilen şeyin artık çok fazla köşelerini görmeye başladık onlarla birlikte biz. Hı hı. O doğallığı görmeye başladık. Hani eskiden bir şey tabir var, Müjdat Hoca söylemişti onu, benim çok sevdiğim bir laf. Sahneyi babasının malı gibi kullanmak, babasının evi gibi kullanmak. Artık o kadar şeye geliyorlar ki, donanımlı geliyorlar ki. Karşılıklı onlarla sahne oynamaktan, şey çekmekten, sahne çekmekten keyif alır hale gelmeye başladı. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Eskiler de tabii büyük ustalar olarak anılıyordu. Ama biraz şey miydik sanki? Şimdi şöyle miydik? Bir şey. Evet, galiba evet, evet, aynen öyle bir şey. Biraz konservatifliğin dışında biraz böyle her şey, nasıl söyleyeyim, bilindik şeyler yapılıyordu hep. Hep bilindik şeylerin üzerine gidiliyordu. Hiç kimse yeni bir şey yapmaya cesaret edemiyordu. Oysa şimdi yeni gelen oyuncu arkadaşlarımın hepsi her şeyi denemeye müsaitler. Ve bu bizim dünya standartlarında birçok oyuncu çıkaracağımız anlamına. Ama yine de bazılarının çok net kuralları var. Yani mesela kafadan bir iki, yani abi işte şey atıyorum, eşcinsel oynamam, bilmem ne olmaz. Yok yok, o kadar öyle bir şey yok ya. Ya öyle yok mu? Bir şey kim, yok. Şey, magazin mi gazlıyor bunları? Yok yok, bence biraz magazin gazlıyor. Hiçbirinin öyle bir derdi yok. İşte o eşcinsel meselesine gelince bana da çok sık sorulmuş bir sorudur bu. Ben de dikkat ettiysen sormadım. Çok sık soruldu. Evet, biliyorum biliyorum. Bana da çok sık sorulmuş bir sorudur ve ilk bu soruyu sorana hemen ben şey acemi magazinci muamelesi yaparım. Çünkü hep şu cevabı veriyorum. Diyorum ki arkadaşlar, bir eşcinsel rolü öyle yazılır ki bir aktörün onu oynamaması aptallık anlamına gelir.
Yani bunun hep örneğini aynı şekilde veriyorum. Diyorum ki Örümcek Kadın Öpücü diye bir film var biliyorsunuz bu. Yani orada William Hurt'ın oynadığı bir rol var. Ve o rolü oynamamak abi. Aptallık olur şimdi yani. William Hurt'ı bilim yapan da olur yani. Evet. Şimdi şöyle bir durum daha var tabii ama bizim ülkemizde bu eşcinsel meselesine gelince eşcinsel adı altında yazılan rollerin toplamı karikatürdür. Doğru. Hep karikatür yapılır. Hep güldürmek üzerine yapılmış, bir iki tanesi hariç, güldürmek üzerine yazılmış, karikatürize edilmiş rollerdir. O yüzden bana da hep eğriti gelmiştir. Yani böyle... Ya o zaman şey diyelim, yani kalemine bağlı. Aynen, bu işi öyle. Tutan aynen, kalem sağlamsa aynen, olabilir. Aynen. Burada biliyorsun hiç sorulmamış sorular soruyoruz. Sana da yine hiç sorulmamış bir sorun var. Gerçek mesleğin ne? Gazeteci olmaya çalışıyorum. Gazetecilik hala. Olmaya çalışıyorum. Çok güzel girdin. Teşekkürler. Kaç tane iş yaptık birlikte? Hadi bir sayalım. Senle bundan 6-7 sene önce yapılmış bir röportajım vardı. Evet. Ve çok sıkı bir şeydin. Tekstilci demeyeyim de iyi bir moda tasarımcısıydın. Şöyle ki iyi bir moda tasarımcısıydım. Senden aldığım tişört bu arada sarktı. Sarktı mı? Sarktı tabii canım. Aa, ya. İlk yıkamada şey. Gitti. Çekti. Çekti denir değil mi? Sarktı denmez. Kimi almıştın? Bilmem ki. Ha, peki. Yalan söylüyorum. Peki neyle başladın? Yani hani meslek. Ben bunu meslek olarak seçiyorum dedim. Tekstille başladım. Tekstille başladım. Fakat daha sonra tekstilin gerçekten böyle o işi çok iyi bilmek lazım ve çok çok sevmek lazım. Yani o gözüktüğü gibi işte şu kumaşı alayım işte üstüne elbisenin üstüne giydireyim işte o, yani kendi giyindiğim gibi başkalarını giyindiremeyeceğimi anladığım zaman bıraktım. Çünkü her güzel giyinen insan gerçekten başkalarını güzel giyindiremiyor. Yani. Bir dakika bir bu şey bir söyleyeyim gerçek. Sen böyle çok frapan giymiyordun. Yani hani frapan, ya da biz Selin'i Allah'ım şöyle güzel kıyafetler giyiyor diye anmadık ki biz Selin. Ben de belki kendimi öyle almışım. Ailenin haylaz çocuğu işte Elin'dir filan. Peki mesela her mesleğe başlayışta Hülya'mdan şey alıyor musun? Onay alıyor musun? Yok. Abla böyle bir şey giriyorum diye. Hayır. Peki veriyor gazeteciliğe mu? Gazeteciliğe girerken de bir yaz işte iki yaz önceydi. Kendi kendime düşündüm. Ben acaba neye yatkın, neyi daha fazla severek yapabilirim ve uzun sürebilir dedim. Soru sormayı seviyordum. İnsanlarla iletişimim de iyi olduğu için. Bu yolu denemek istedim ve gerçekten çok sevdim. Ne kadar oldu şimdi? Habertürk'te 2,5 sene oldu. Show TV'ye yeni başladım. Peki enteresan. Show TV'deki röportajları da görüyoruz. Var galiba bir şeyimiz değil mi? Bir gösterelim Elin Hanım'ın son işlerinden bir tanesi. Ayşe ile biz çok eski arkadaşız. O yüzden de zaten tanışıyoruz. Süper. Nasıl besleniyorsunuz? Mesela özellikle belki hani yaptığınız özel bir şey vardır. Var. Siz de bana kendinizi sevmekle ilgili birkaç bir şey söylediniz ve benim çok ilgimi çekti. Mesela insanlar artık dışarı çıkmıyor bazen. Ben mesela hani sigara içmiyor diye bazen dışarı çıkmıyorum. Hiç unutamadığınız bir rol var mı? Mesela unutamadığınız bir filmden bir anı. Bir arkadaşımız dedik sadece elma rejimi yaptım 3 hafta boyunca hiçbir şey yemedim. Senin de böyle anıları var. Aslında benim çok seyrettim seni. İnanılmaz güzel oynuyorsun. Çok, yani buna çok devam etmen lazım oyunculuğa. Çok fazla şu anda gazetelerde hani çıkmıyorsun. Bunun sebebi işte acayip pozlar vermediğin ve düzgün yaşadığın için mi? Çok güzel. Bayağı iyi röportaj yapmışım ya. Sıkı sormuşsun. Aynı soruyu sana soracağım. Şu sırada çok gazetelerde göremiyoruz seni. Acaba hani soyunmadığın için ya da ne bileyim magazin frikik vermediğin için falan olabilir mi? Bu önceden veriyordun anlamına mı geliyor? Yani zaman bazı frikiklerini gördük canım biz de. Daha önce bu işleri bilmiyordum. Mesela atıyorum yaz olunca herkesin gittiği yere ben de gidiyordum. Gece kulüplerine çıkıyordum evet doğru. O yaşta onu gerektiriyordu. Fakat şu anda belki de birazcık artık onlardan anlattım. Hem bu mesleğin bana vermiş olduğu... Çünkü ben başkalarına soru soruyorum. Belki bazen de hani onları irdeliyorum. O yüzden de diyecekler kendin de aynı şey yapıyorsun. O yüzden daha fazla dikkat edin. Biraz ağır takılmaya mı karar verdik? Yani oluyor mu insanların bazı dönemlerinde? Yani bilmiyorum. O şu andaki isteğim böyle. Şu andaki isteğim ağır takılmak ama yani yarın fikrim değişebilir. Şey. Ya tamam. Daha önce gece kulüplerine gidiyorum. Yani. Şimdi yani gidiyorum. Yani biraz daha ağır olacaksak hani öyle de olabilir. Bu arada hakikaten Türk mekanlarının duayeni Refik abimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Çünkü herkesin bir güzel anısı vardır. Sami sana geleceğim. Ya tamam sokup durma gözümün içine. Gördüm onu. Orada gürültü yapmayın. sana geleceğim ama yanlış soruyor.
Samicim, bir röportajında 15 çocuk istiyorum demişsin. Doğru mu? Valla ben birkaç kadın bana olursa bakma. Falan. Bana bakma diyor vardı elin. O da güzel oldu. Kaç çocuk ortalama? Kaç çocuk? 3 de kurtul. Yok ya, 2. 2. 2. 2 kurtarır diyorsun. Güzel olur diye düşünüyorum. İyi, Allah bağışlasın şimdiden. Sağ İlk ol, solo inşallah. Albümün seve için yani çıkardığın albüm. Solo albümüm demişsin. Evet. O bana biraz tuhaf geldi. Gözler mi bozuktu abi? Seni hep tek izliyorduk. Ondan önce de iki tane var aslında. Çıkarttın evet. Ama onları sözleşmem gereği yapmak zorundaydım. Çok aslında içimesinden çalışmalar olmadı. Hani bu piyasada hani her şey çok daha kolay gözüküyor televizyondan ama...